Hakim Hanım, size bir tebligat var. Ay Sevilciğim, ne olur masamın üzerine koy. Bir kahve içeceğim. Şimdi baksanız iyi olur bence. Aa, ne o? Aa. Düşündüğüm gibi oldu. Ne oldu? Redde hakim talebi. Burcu Karaman hakimliğimi reddetmiş. Sebep? Sebep işte aile sorunlarım nedeniyle tarafsızlığımı kaybetmişim. Aile sorunların nedeniyle mi? Bu nasıl bir hadsizlik ya? Nereden biliyor senin aile sorunlarını? Nazan, bu Burcu Karaman işte. Yani şey var ya, hani komşuları. Bu o kadının komşusu. Ya bu nasıl bir utanmazlık ya? O kadın mı dolduruyormuş bu davalıyı? Bilmem ki. Herhalde. Ama İyi benim güzelime bak. Güzel prensesim, neredesin sen? Çok özledim seni aşkım. Aşkım benim. Gel artık, hadi. Aşkım benim, neredesin sen? Ay, ağlıyor. Resmen ağlıyor. Ağlayacak tabii. Niye şaşırdın? Dedim ya sana, kızı gidip hemşireyi bulmuş. Yeşim bize oyun oynadı diye gitmiş, hemen yetiştirmiş babasına. Bu da aynı anası gibi. Cadı. Tam. Aman bırak şimdi kızını. Yeşim, sen ne kadar etkileyici bir mektup yazmışsın kızım. Gözyaşı lekeleri falan muazzam olmuş. Bak, şeytana zapta gerek, görüyorsun değil mi? Ortadan kayboldun, nasıl kıymetli oldun Murat Efendi'nin gözünde? Sürüm sürüm sürünecek o Murat. Sürüm sürüm sürünecek. Doğru söylüyorsun. Artık çantada keklik işim bitti. İnanarak söyle, daha çok inan. Artık çantada keklik yeşim yok. Aynen. Yalnız var ya, kadının evi mükemmeldi yeşim ya. Aklım çok kaldı o evde. O bahçesi, havuzu, neydi öyle? Görüyorsun değil mi kadın nasıl villada oturtuyor? Ha? Aman, eski evleri. Benden önce alınmış. Ben eskiyeni anlamam. Şu andaki karısı sensin yeşim. O ilişki bitmiş gitmiş artık. Adam ağlıyor arkandan çocuk gibi, ev aldır, kullan. Aklını kullan, bu adama ev aldır. Asıl ben sana ne diyeceğim? Bizim daire satılığa çıkarılmış. Onu alsak ne kadar iyi olur. Ay yeşim, daire mi aldıracaksın Allah aşkına? Kızım ben sana ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Ya gideceksin o cadının villasında oturacaksın, ya da sana daha da güzelini alacak. Oltan, bir gelişme var mı? Henüz yok. Olacak ama. Bahsedeki davayı soracaktım. Anne. Ha, Emin itiraz dilekçesini yazacak. Babamın sesi, babam nerede? Yok anneciğim, radyodan geliyor ses. Çok benziyor babanın sesine değil mi? Anne, babamı çok özledim. Babam niye gelmiyor? İşi var anneciğim babanın. Hani eskiden Antalya'ya gidiyordu ya. Evimize niye gitmiyoruz peki? Evimizi de özledim. İlaçlattık anneciğim. Abiler geldi, böcekler için ilaç yaptı. Kokusu gitsin, hemen gideceğiz. Belki itfaiyeciyi koyayım. Hadi bak, gidin Emre ile oynayın güzel güzel, tamam mı anneciğim? Nasıl ağladı ama. Olacak tabii. Fatma, kapıya bak canım. Buyurun. Merhaba, ben
Burcu Hanım'la görüşmek istemiştim. Salonda buyurun. Teşekkürler. Dayanamıyorum artık Ulta. Evin her köşesinde kızımın kokusu var. Ne sağlığa bak, beter olsun. Antalya'dan hala bir ses çıkmadı mı? Tarık'ın sesi mi o? O karşı dairede ağlarken siz burada oturup onu mu dinliyorsunuz? Burada olduğunuzdan haberi var mı? Burcu Hanım, sizinle bir şey konuşacaktım. Ama vazgeçtim. Hakim Hanım, biz aslında... Sağ olun. Sağ olun Murat Bey, teşekkür ederim. Güzide. Ne işin var senin burada? Sana soruyorum. Sana soruyorum. Sorma. Güzide Hanım. Güzide Hanım. Güzide Hanım. Yalvarırım, beni dinleyin ne olursunuz. Lütfen, lütfen, lütfen beni dinleyin ne olur. Ne olur gördüklerinizi Murat'a söylemeyin. Size yalvarıyorum. Söz veriyorum, bundan sonra her şey sizin istediğiniz gibi olacak. Siz nasıl istiyorsanız öyle olacak. Ben eğer Murat karşı dairede olduğumu bilirse beni bir daha asla affetmez. Ben gerçekten her şeyden çok ama çok pişmanım. Yemin ederim benim küçücük bir kızım olmasa bunların hiçbirini yapmazdım. Ben bilmiyordum Murat'ın evli olduğunu. Ben tek başıma olsaydım çekip giderdim. Ama küçücük bir kızım var. Ne olursun, ne olur lütfen. Yalvarıyorum size hiçbir şey söylemeyin. Ne olursunuz. Lütfen, lütfen. Lütfen. Yeşim ne oldu? Ne söyledi? Geliyorum dedi, kapattı. Yeşim, sen bu cadının Murat'a bir şey söylemediğinden emin misin? Bilmiyorum Burcu, bilmiyorum. Bilmiyorum ne dedi. Murat az mı kızdı, çok mu kızdı bilmiyorum. Gelince anlayacağım. Tamam, sakin ol bir tanem. Sakin ol, tamam. Derin nefes al birazcık bakayım şöyle. Nefes al, dön bana. Bak, şunu asla unutma. Murat'ın asıl evi burası. Karısı sensin. Çünkü kızı burada. Öbür çocuklar artık kocaman olmuş, büyümüşler. Ama Öyküm daha çok küçük. Onun evi burası. Bir evde çocuk yoksa aile yoktur. Ama burada var. Tamam mı? Şu evin haline bak. Tamam işte, seni kaybetmekten ne kadar korktuğunu anla. Biraz daha uzun saklanabilseydin Murat'ı muma çevirdin aslında. Ama neyse, olan oldu artık. Ağla, ağlamaktan çekinme. Sen haksızlığa uğradın. Mağdur oldun. Murat gelince de ağla. Çok teşekkür ederim Burcu ya. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Canım benim. Tek desteğim sensin. Hadi ben kalkayım artık. Murat geldiğinde beni görmesin. Tamam. Hadi topla kendini biraz. Thank you.